Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçen hafta Rafa'dan Tayfa yani bizim yeni bir sinema filmimiz çıktı. Ve bu filmi yani Hayri Matör'ü çoğunuz izleyemediniz. Biz sizler için Hayri Matör filminin aynısının Roblox versiyonunu çektik ve size ücretsiz sunuyoruz. Filme giden arkadaşlarımız sizler de izleyip eğlenebilirsiniz. Ayrıca bu film için çok büyük emek harcadık. O yüzden filme geçmeden önce like atıp güzel bir de yorum yazarsanız çok seviniriz. Sonunda aylardır üzerinde çalıştığım doğa dostu robotum Hayri Matör'ü tamamladım. Şu an çok mutluyum, aylardır yılmadım, usanmadım ve Hayri Matör'ü yapmak için Kamil Mert ve Akın ile vakit bile geçirmedim. Bana kızmakta ve artık benimle konuşmak istememekte çok haklılar ne de olsa ben en yakın dostum Kamil'in doğum gününü bile unuttum. Artık dev icadım Hayri Matör'ü çalıştırmak için tek ihtiyacım olan şey ona güç verip onu çalıştırmak. Ama bunu yapamıyorum. Hayri Matör'ü çalıştırmak için her şeyi denedim ama sanırım bunu tek başıma yapamayacağım. Her neyse. Şimdilik Hayri Matör'cüm sen burada dur, ben de bir bizim çocukların yanına gideyim. Bir haftadır onların yanına uğramıyorum, acaba ne yapıyorlar? Kesin her zamanki gibi misket ya da top oynuyorlardır. Benim babam, dedem ve büyük büyük babam her zaman yeni bir icat çıkarıp dünyada son 30 yıla damga vurup tarihe geçtiler. Umarım ben de Hayri Matör ile ünlü bilim insanlarının dikkatini çekebilirim. Selam arkadaşlar, nasılsınız? Uzun zamandır görüşmüyoruz. Hayri, yine sen mi geldin? Çok meşgul ve bizimle zaman geçiremeyecek kadar yoğun olduğunu söylemiştin. Evet Hayri abi, aylardır yeni icadın üzerinde çalışıyorsun ve yanımıza hiç gelmiyorsun. Hayri, artık seni tanıyamaz oldum. Normalde doğum günüme gün sayardın. Ancak bu sefer doğum günümü bile unuttun, artık senden yavaş yavaş soğuyoruz. Arkadaşlar, bilmenizi isterim ki ben de böyle olmasını istemezdim. Ancak yeni icadım Hayri Matör ile ilgilenmem gerektiği için başka şeylere fazla zaman ayıramıyorum. Her neyse, benim Hayri Matör'ü çalıştırmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Hoşça kalın, ben gidiyorum. Arkadaşlarımla aramız artık eskisi kadar iyi değil. Ama bu şu an benim hiç umurumda değil. Çünkü dev icadım Hayri Matör'ü bitirdim. Ve son olarak onu çalıştırmam gerekiyor. Bunu tek başıma yapamayacağım. Eğer Hayri Matör'ü çalıştıramazsam aylardır uğraşlarım ve tüm emeklerim boşa gider. Onu çalıştırmak için bir çözüm yolu bulmalıyım. En iyisi Basri amcanın yanına gideyim. O bana ne yapacağımı söyler. Ne de olsa gençliğinde Saadettin Usta'nın tamir atölyesinde çok zaman geçirdiği için onun da bu konular hakkında biraz bilgisi vardır. Umarım bana Hayri Matör'ü çalıştırmakta yardımcı olur. Artık tek ümidim Basri amca. İşte Basri amcanın evine geldim ve her yaşlının yaptığı gibi o da her zamanki gibi arka bahçesinde çayını kahvesini içerek sakince sallanan sandalyesinde oturuyor. Selam Basri amca, nasılsın? Hoş geldin Hayri. Hangi rüzgar seni buraya attı? Basri amca, senin de bildiğin gibi aylardır yeni icadım Hayri Matör üzerinde çalışıyorum ve sonunda onu tamamladım. Ama yapamadığım ve senden yardım istediğim bir konu var. Söyle bakalım evlat, ne konuda benden yardım istiyorsun? Basri amca, ne yaparsam yapayım tek başıma Hayri Matör'ü çalıştıramadım. Ve belki sen bir şey yaparsın diye sana geldim. Lütfen bana yardım eder misin? Hayri evlat, sen bu zamana kadar her şeyi arkadaşların Kamil, Mert ve Akın ile başardın. Ve şu anda en çok ihtiyacın olan kişiler onlar. Hadi şimdi en iyisi git ve onlardan yardım istemeyi dene. Emin ol aranız tekrardan iyi olacaktır. Tamam Basri amca, madem öyle diyorsun ben seni daha fazla tutmayayım, daha sonra görüşürüz. Basri amcadan da yardım alamadığıma göre en iyisi Hayri Matör'ü çalıştırmak için başka bir yol denemeliyim. Abiler, siz bana artık şu balık tutma işini öğretseniz mi? Zobi dostum, balık tutmak gerçekten çok kolay. Bugün tuttuğumuz balıkları pişmiş mi yemek istersin yoksa çiğ mi yemek istersin? Abi bana hiç fark etmez, çiğ de yerim, pişmiş de yerim, her türlü yerim. Tamam Zobi, zaten bizim dünyamızdaki mis gibi yemekleri bulmuşsun. Tabii çiğ ya da pişmiş olduğunu seçmeyeceksin. Senin dünyanda böyle güzel yiyecekler yoktu. Sen de haklısın. Ya abi sen ne diyorsun? Bizim dünyamızın meşhur bozonyum kebabını bir gün sana tattırayım da bizim dünyamızın yemekleri güzel mi kötü mü gör. Oğlum, Zobi bozonyumda ne? İlk defa duydum. Abicim, bozonyum çok çok güçlü bir elementtir ve asla kötü insanların eline geçmemelidir. Mesela benim kolyemdeki yüzük bozonyum ve aile yanına bozonyumun gücü sayesinde gidiyorum. Benim gezegenimde bir sürü bozonyum var.
Of arkadaş, ben bu hayrimatörü nasıl çalıştıracağım? Düşün Hayri, düşün. Hayrimatörü çalıştırmak için bana çok güçlü bir güç kaynağı gerekiyor. Acaba bu güç kaynağını nereden bulabilirim? Hey, işte buldum. Buldum arkadaş. Vallahi de billahi de buldum. Hayrimatörü çalıştırmak için Zobi'nin Jozgorium yüzüğünü ödünç isteyeceğim. Bu fikir acaba neden en başında aklıma gelmedi? Her neyse, kesin Zobi Karadenizli balıkçı abiler ile teknede sohbet ediyordur, onun yanına gideyim. Sonunda Zobi'yi buldum işte, karşımda tahmin ettiğim gibi Karadenizli abiler ile yelkenlide. Selam Zobi, buraya senden ufak bir şey istemek için geldim. Hoş geldin can dostum, ne isteyeceksin buyur söyle. Her ne istiyorsan yapmaya hazırım. Teşekkür ederim dostum. Senden bana bir iki günlüğüne Jozgorium yüzüğünü ödünç vermeni isteyecektim. Çünkü yeni icadım hayrimatörü çalıştırmaya ihtiyacım var. Hayri, Jozgorium yüzüğümü tabii ki de sana vereceğim. Sen benim hayatımı kurtarmıştın. Ama lütfen bu yüzüğe gözün gibi bak. Çünkü eğer bu yüzüğü kaybedersen bir daha asla ailemi görmeye gidemem. Çok teşekkür ederim Zobi. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. O zaman ben gideyim de hayrimatörü çalıştırayım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Ortağım, şu Jozgorium denen yüzüğü ele geçirip dünyayı ele geçirmeliyiz. Tamam patron, emrindeyim. Peki bunu nasıl yapacağız? Ortağım, yarınki bilim fuarına seni robotmuş gibi sokacağız. Ve gece olduğunda hayrimatörü kaçırıp içindeki Jozgorium yüzüğünü alacağız. Tamam patron, hadi başlayalım. Yaşasın, sonunda tekrardan canım robotum hayrimatörü yaptığım atölyeme geldim. Umarım Jozgorium yüzüğünü hayrimatöre takınca çalışır ve hayallerim suya düşmez. İşte Jozgorium yüzüğünü hayrimatöre takıyorum. Yüzüğü hayrimatörün midesini delip oraya saklayacağım, gücü oradan alacak ve yüzük orada güvende olacak. Vay canına, yaşasın, sonunda başardım. Doğa dostu hayrimatörüm, seni sonunda çalıştırmayı başardım. Şu an o kadar mutluyum ki sevinçten bayılacağım. Hadi hayrimatör doğru çalışıyor mu bir bakayım. Efendim, bugün günlerden cumartesi ve hava 18 derece. Ayrıca kıyafetleriniz çok güzelmiş, aynı benimki gibi. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Doğa dostu robotum başarılı bir şekilde çalışıyor. Hayrimatörcüm, sen burada uslu uslu dur. Ben bu haberin şerefini sokakta bedava baklava dağıtacağım. Çünkü şu an çok mutluyum. Anlaşıldı efendim. Ben sizi burada bekliyor olacağım. Doğayı korumayı asla unutmayın. Şuna bak, sen benim onu yaparken ona öğrettiğim bilgileri bana söylüyor. Her neyse, şimdi babamın baklava dükkanından bir tepsi baklava alayım da sokakta bizim mahalledekilere ücretsiz dağıtacağım. Bedava baklava, bedava baklava. Gel vatandaş, gel baklavaya gel. Hayri çocuğum, ne bu heyecan? Gören de sanki yüzyılın buluşunu buldu sanar. Ninem, şu an çok mutluyum. Yüzyılın icadını bulmasam da çok büyük bir şey başardım. Nine, ben aylardır doğa dostu robotum hayrimatör üzerinde çalışıyordum ve bugün onu çalıştırmayı başardım. O yüzden baklava dağıtıyorum. Hayricim, senin adına çok sevindim. Ver bakalım, ben de bir baklavanın tadına bakayım. Çok güzelmiş Hayricim. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Görüşürüz nine. Fatma ninem gerçekten çok komik ve eğlenceli birisi. Her neyse, bu kadar baklava dağıttığım yeter, gideyim de yarınki bilim fuarındaki hayrimatör gösterim için cebimde kalan son iki bileti bizim çocuklara vereyim. Selam çocuklar. Aylardır üzerinde çalıştığım dev icadım doğa dostu hayrimatörü sonunda bitirdim ve yarın bilim fuarında sergileyeceğim. Vay be, tebrik ederim Hayri abi. Bunun için sizlere bilet getirdim, almak ister misiniz? Hayri, bizimle aylardır birlikte takılmıyorsun. Bu yüzden sana çok kızgınız ve çok dargınız. Ama belki bu mutlu gününde sana destek olmak için yanında olabiliriz. Sen ne diyorsun Kamil? Mert, açıkçası ben Hayri'ye çok kızgınım, gelmek istemiyorum ama bu seferlik geleyim bari. Beni bu önemli günümde yalnız bırakmayacağınız için size minnettarım arkadaşlar. Akın, işte bu senin biletin ve Mert Albu'da kalan son biletti maalesef. Elimde başka bilet kalmamış. Tabii canım, sen zaten her zaman beni unutursun. Benim zaten senin dev robotun hayrimatörün açılış sergisine gelmeye ihtiyacım yok. Çünkü benim daha önemli işlerim var. Benim çok çok önemli işlerim var. Dükkanda yapmam gereken şeyler var. Tabii tabii, var da var. Ben gidiyorum. Hey Kamil, dur gitme dostum, ben sana da bir bilet bulurum. Hayri Kamil şu an gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve Kamil böyle konularda çok kırılgandır. Ne kadar çabalasak da onu artık bilim fuarına götüremeyiz. Her neyse, artık onunla bilim fuarından sonra konuşup gönlünü almaya çalışırsın. Doğru diyorsun Mert.
Neredeyse akşam olmuş. Hadi evlerimize dağılalım. Yarın sabah 8.30'da bilim fuarına gelmeyi unutmayın. Akın işte bilim fuarına geldik. Keşke yanımızda Kamil de olsaydı ama yapacak bir şey yok. Hadi Hayri'nin sırası gelmeden önce biraz fuarda gezelim. Vay canına, siz de nasıl bir şeysiniz böyle? Biz sarı kafa kızlarız. Kafamızı sarı ve kocaman yapan bir iksir icat ettik ancak kafamızı nasıl geri eski haline dönüştüreceğimizi bilmiyoruz. Vay arkadaş, ne garip bir şeymiş bu böyle. Neyse hadi Akın gel, diğer insanların icatlarına da bakalım. Abi bu ne garip bir robot. Robottan başka her şeye benziyor, şunun tipine bak. Arkadaşım, bu yanındaki senin robotun mu? Şey, evet, bu robotu bizzat kendi ellerimle yaptım. Bu ne biçim robot arkadaş, insan biraz yakışıklı yapar, bunun tipinde hayır yok. Dostum sen boş ver benim robotumun tipini falan. Hadi şu sağdaki çocuğun yaptığı harika motora bak sen. Öyle olsun bakalım. Bu robotta bir tuhaflık var. Ama neyse, hadi diğer kişiye geçelim. Selam dostum, bu harika ve bir o kadar da havalı olan robotu sen mi yaptın? Evet efendim, bu motoru direksiyonundan koltuğuna kadar her şeyini ben tasarladım ve şu anda ufak bir işim var. Tebrik ederim. Biz Hayri Matör'ün mucidi Hayri'nin arkadaşlarıyız. Acaba Hayri Matör nerede tanıtılacak biliyor musun? Vay canına efendim, ünlü profesör Hayri'nin arkadaşı olduğunuzu bilmiyordum. Hayri Matör birazdan üst katta tanıtılacak. Teşekkür ederim dostum, hadi sana kolay gelsin. Birazdan Hayri Matör'ü tanıtacağım ve şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Ve heyecandan bayılmak üzereyim. Küçük Profesör Hayri, hadi bakalım senin sıran geldi evlat. Sakın heyecanlanma çünkü sen çok başarılı bir bilim insanısın. Bunu unutma. Haklısın güvenlik abi. Ben çok iyi bir bilim adamıyım. Hadi bakalım, şimdi dev icadımı insanlığa göstermeye gidiyorum. Değerli misafirler, ben uzaya gidip geldikten sonra hayatım çok değişti. Hayri Matör. Çağın icadı. Tamamen yerli. Gücünü baklavalarından alır. Gün gelecek, bütün dünya beni dinleyecek. Değerli misafirler, işte karşınızda dev icadım. Doğa dostu, çevre koruyucusu Hayri Matör. Sayın seyirciler, ünlü bilim insanı Hayri Ceviz, dev icadı doğa dostu Hayri Matör ile herkesi kendine hayran bıraktı. Bana ve dev icadım Hayri Matör'e gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, bugün benim için çok önemli bir gündü ve benim yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ne demek Hayri? Bugün harikaydın ve tüm Türkiye seni tanıdı. Haberlerde ve gazetelerde senin adın geçiyor. Keşke yanımızda Kamil de olsaydı. Evet, keşke Kamil abim de bu güzel günde bizim yanımızda olsaydı. Arkadaşlar, bunu boş verin. Ben yarın sabah Kamil'in yanına gidip onun gönlünü alıp onunla barışacağım. Hadi şimdi evlerimize dağılalım. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İşte kötü planımız başlıyor. Dostum, şu an seninle kulağımın içindeki gizli kulaklık ile konuşuyorum. Hazır mısın? Arkadaş, şu robotun tipine bak. Ne garip insanlar var. Kim bu tipsiz robotu yaptıysa sanırım delirmiş olmalı. Neyse, bugünlük mesain bitti. Eve gitme zamanı. Evet patron, şu an seni duyuyorum ve güvenliği başarıyla atlattım. Vay anam, şu Hayri Matör'ün güzelliğine bak. Acaba Hayri denen velet o yüzüğü Hayri Matör'ün neresine sakladı? O küçük yaramaz kesin çok iyi bir yere saklamıştır. Vay canına bir, o kadar da ağır bir şeymiş. He neyse, hemen arabanın arkasına atayım da onu kaçıralım. Aferin ortağım, kedi olalı bir fare tuttun. Hadi atla arabaya, bunu bizi kameraların göremeyeceği bir yere götürelim. Ortağım, hadi şimdi biz bu robotu güncelleyelim ve yeni ismi Kötü Matör olsun. Bu robot ile Brookhaven Bankası'nı soyabiliriz. Yaşasın, yeni bir gün oldu ve Kamil'e dün olanları anlatmalıyım. Selam Kamil, ne yapıyorsun? Görmüyor musun Hayri, şu anda çalışıyorum ve çok meşgulüm. Görüyorum da biraz ara vermeye ne dersin? Biz de sana aynı soruyu sorduğumuzda bize duracak vaktim yok diyordun Hayri. Peki Kamil, öyle olsun. Gazetelerde benim yeni icadımı gördün mü? Evet gördüm, tebrik ederim. Sağ ol Kamilcim, bugün Hayri Matör'ün şerefine bir kutlama partisi yapacağız. Sen de katılmak ister misin? Hayri, işim olduğunu sana daha kaç kere daha söylemem gerekiyor. Hayri! Hayri! Ne oluyor arkadaşlar? Neden bu kadar telaşlısınız? Hayri abi, hırsızlar senin Hayri Matör'ünü çalmışlar ve tüm haberlerde şu an bu var. Hey, bu nasıl olur? Olamaz şu an, gerçekten şoktayım. Ve çabucak bilim fuarına gidip bu haberin doğru mu yalan mı olduğunu öğrenmem gerek. Abi!
yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Hey güvenlik abi. Aylardır üzerinde çalıştığım, gecemi gündüzüme katarak yaptığım robotum Hayri Matör çalınmış. Bu nasıl oldu? Evlat biz de anlamadı. Kamera kayıtlarına baktığımızda bu gece bir robot diğer robotu çalarak götürdüğünü gördük. Ama hırsızları yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ah benim canım robotum kim bilir şu an nerede ve ne yapıyor? Sayın seyirciler, son dakika haberiyle karşınızdayız. Hayri Ceviz'in dev robotu Hayri Matör kötü adamlar tarafından ele geçirildi. Ve şehre ve şehirdekilere zarar vererek Brookhaven Bankası'na doğru gidiyor. Hadi bakalım kötü matör. Şu bankayı soyalım ve tüm dünyaya bizim kim olduğumuzu gösterelim. Ha 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 ha. Patron kötü matör. Bizim elimizdeyken hiçbir güç bizimle başa çıkamaz ve bizi yenemez. Ha 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 ha. Olamaz lütfen bana zarar vermeyin. Kasanın anahtarını buradan alıp kasadan istediğiniz kadar para alabilirsiniz. Yeter ki bana zarar vermeyin. Ha 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 ha. Hayri Matör yani yeni adıyla kötü matör bizim yanımızdayken bizi hiç kimse durduramaz. Bu iş resmen çocuk oyuncağı. İşte giriyoruz ve kasayı Hayri Matör bizim için deposundaki bombalar ile patlatacak. Vay anam babam be! Şu paraların güzelliğine bak. Artık hepsi bizim. Benim adım Hayri ise ben o kötü adamlara benim aylardır çalıştığım harika robotum Hayri Matör'ü çalmayı yanlarına bırakmam. Hoş geldin Hayri. Benim Jozgorium yüzüğümün içinde olduğu senin dev robotun Hayri Matör çalınmış. Şimdi ben eve ailemi görmeye nasıl gideceğim? Can dostum bunun için senden hırsızlar adına çok özür dilerim ama bunu o kötü adamların yanına bırakmayacağım. Arkadaşım onları durdurup Hayri Matör'ü geri alıp bana da yüzüğümü geri vereceğine inanıyorum ve sana sonsuza kadar güveneceğim. İnsanlar geliyor ben gidiyorum saklanacağım hoşça kalın. Arkadaşlar Zobi'nin Jozgorium yüzüğünü ve benim doğa dostu robotum Hayri Matör'ü kurtarmalıyız. Bunun için bana yardım eder misiniz? Hayri dostum ben ve Akın sonuna kadar senin yanında olacağız. Çünkü sen bizim dostumuzsun. Kötü gününde yanında olmak için varız. Biz varız peki ya Kamil sen bu konuya ne diyorsun? Yok kalsın Mert. Benim markette bazı işlerim var gelmek istemiyorum. Kamil lütfen böyle yapma. Daha öncesinde yaptıklarım için sizden çok çok özür dilerim. Ama şu an benim yanımda olup kötü günümde bana destek olman gerekiyor. Çünkü gerçek dostlar her zaman böyle yapar. Eski günlerimizi hatırla Kamilcim. Seninle eğlenerek ata bindiğimiz günler ya da düzlük bir alanda top oynayarak koştuğumuz günler. Lütfen Kamil sana çok ihtiyacım var. Bizimle gelecek misin? Hayricim şu an çok duygulandım ve bu kavgayı uzatmamam gerektiğini anladım. Biz Rafadan Tayfa'yız ve birbirimize ihtiyacımız var. Birimiz bile olmazsak Rafadan Tayfa olmaz. Ben sizinleyim. Yaşasın tekrardan Rafadan Tayfa olarak beraberiz. Kahramanım, Hezar Fen abim olsa şöyle derdi. Aslanım pes etme. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Sana kızıyorum abi. Bir yolunu mutlaka bulacağım. Arkadaşlar şimdi o kötü adamların izini Hayri Matör'e taktığım gizli takip cihazı sayesinde bulacağız ve onları alt edeceğiz. Hadi gidelim ve bu işi bitirelim can dostum. Ortağım bugün çok iyi iş çıkardık. Bu koca robot sayesinde tüm bankayı soyduk ve şimdi şehirden uzak olan bu küçük evde kötü matörün içindeki Jozgorium yüzüğünü arayacağız. Ha ha ha. Acaba o küçük velet yüzüğü nereye sakladı? Evet patron o velet çok akıllıya benziyor. Yüzüğü çok gizli ve dikkat çekmeyecek bir yere sakladığına adım gibi eminim. Başından kafasına kadar robotun her yerine bakacağız ve o yüzüğü bulacağız. O yüzük benim elime geçince kimse beni durduramayacak. Ha ha ha. İşte koordinatlar bizi bu eve getirdi ve içeride canım robotun doğa dostu Hayri Matör'ü rahatlıkla görebiliyorum. Hadi oraya gidelim ve Hayri Matör'ü geri alalım. Ulan siz nasıl Hayri Matör'ü çalarsınız? Can dostum Hayri onu yapmak için o kadar uğraştı ki benim doğum günümü bile unuttu. Gelin buraya. Şimdi yedim size. Yedim size arkadaş. Kimse benim robotum Hayri Matör'ü kaçıramaz. Alın lan bunu. Al bakalım al bakalım. Olamaz ortağım, bu küçük yaramaz veletler yine işimize burunlarını soktular. Siz kazandınız. Şimdi gidiyoruz ama sonraki filmlerde tekrardan geleceğiz ve bu sefer daha güçlü olacağız. Ortağım, Brookhaven şehrinin yakınlarında Kapadokya diye bir yer keşfedilmiş. Bir dahaki film çok yakında çıkacak ve biz o filmde çok çok daha güçlü olacağız ve yakında tekrardan geleceğiz. Yaşasın arkadaşlar, siz benim yanımda oldunuz ve hep birlikte doğa dostu robotum Hayri Matör'ü kurtardık. Canım robotum Hayri Matör uyanmanı istiyorum. Merhaba babacığım.
Canım robotum bana babacım dedi ve onu kurtardık. Bugün benim için çok değerli bir gün. Ramazan! 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 Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Zobi'ye vermem gereken bir yüzük var. Ayrıca şimdi gideceğiz ve harika şarkılar söyleyerek mahallede bir parti yapacağız. Abilerim Rafa'dan tayfa olarak öncesinde Göbekli Tepe, Dehliz Macerası ve Galaktik Tayfa olmak üzere şimdi de bu filmde kötü adamlara kime bulaştıklarını gösterip onlara iyi bir ders verdik ve şimdi kutlama zamanı. Zobi kardeşim, Cozgorium yüzüğünü hırsızların elinden almayı başardım ve sapasağlam sana getirdim. Artık tekrardan ailenin yanına gidip onları görebileceksin eski dostum. Bunu başaracağından adım gibi emindim kardeşim. Gideceğim yerde zaten Cozgorium'dan bir sürü var. Ama o yüzük olmasa kendi dünyama bir daha asla dönemeyecektim. Ama şu an bunun bir önemi yok. Hadi biz kutlamaya devam edelim. Tamam eski dostum, o zaman ben ve Kamil şimdi sizlere bir şarkı söyleyelim de kulaklarınızın pasını alalım. Esafen gibi coşarsın, ne koşan ne de uçarsın. Yüzyılın icadı için kafa yorarsın. Hayri motorumun adı hiçbir türlü çalışmadı. Zobi verdi yüzüğünü, enerji tavan yaptı. Yazılı şu laf adam, okullu şu katlaman. Tayfa hep bir olunca kötülere yoklaman. Yazılı şu laf adam, okullu şu katlaman. Tayfa hep bir olunca kötülere yoklaman. Yazılı şu laf adam, okullu şu kahraman. Tayfa hep bir olunca kötülere yoklaman. Yine her zamanki gibi harika bir sabah ve kalkıp elimi yüzümü yıkayıp daha sonra da harika bir duş alıp kahvaltıda baklava yiyeceğim. Hadi gideyim de lavaboya gireyim. Şu havanın güzelliğine bakın, gerçekten çok güzel. Umarım bugün yapacak eğlenceli bir şeyler bulurum. Arkadaşlar bu arada Hayri Matör filminde icat ettiğim doğa dostu dev robotum Hayri Matör artık Brookhaven şehri sokaklarında çevreyi koruyor ve herkes ondan çok memnun. Şöyle ilk olarak elimizi yüzümüzü güzelce yıkayalım. Şuna bakın, ne güzel foşur foşur köpük çıkıyor. Bir de şöyle harika bir duş alırsam güne çok güzel başlamış olacağım. Kahvaltıda en sevdiğim yiyecek olan fıstıklı baklavayı yemek için şu an can atıyorum. Neyse, bu kadar duş aldığım yeter. Şimdi aşağı inip kahvaltı yapacağım. Bu gece rüyamda Mete abi ve Efe Kan ile Galatasaray Fenerbahçe maçına gitmiştik ve maç izliyorduk. Gerçekten çok güzel bir rüyaydı arkadaşlar. Sizler hangi takımlısınız yorumlara yazın, hepsini okuyacağım. Ayrıca ben kahvaltıda fıstıklı baklavamı gömerken siz de videoya like'ınızı patlatırsanız çok mutlu oluruz. Çünkü videolara çok emek veriyoruz. Neyse, ben biraz televizyonda hangi programlar var ona bakayım. Hemen şöyle televizyonumun tuşuna basarak televizyonumu açacağım ve en rahat yumuşacık olan koltuğuma yatıp kanallara bakacağım. İlk kanalda bir dişçi belgeseli varmış. Ben dişçiden çok korkarım, o yüzden hemen diğer kanala geçiyorum. Vay canına, ikinci kanalda Survivor varmış. Ben Survivor'ı çok severim ama şu an canım izlemek istemiyor. O yüzden bu kanalı da değiştiriyorum. Hey, işte bu bir hırsız polis filmi ve ben hırsız polis filmleri çok severim. O yüzden şimdi bu filmi izleyeceğim. Yaşasın, sonunda ne izleyeceğimi buldum. Hey, acaba bu saatte benim evime kim geldi? Hemen gidip kapıyı açayım. Oo, hoş geldiniz Mete. Abi, sizi buraya hangi rüzgar attı? Hoş bulduk Hayricim. İzninle içeriye girmek istiyorum. Benim yarına kadar bir işim çıktı. Ve uzak bir şehire uçakla toplantıya gideceğim. Acaba Efekan bir günlüğüne seninle kalabilir mi? Mete abi, tabii ki Efekan benimle kalabilir. Benim de bugün canım çok sıkılıyordu. Efekan ile bugün çok iyi vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Tamam Hayri, Efekan'ı sana emanet edeceğim. Ama sakın yaramazlık yapmayın ve Efekan'ın başına bir şey gelirse senden bilirim. Çünkü Efekan sana emanet. Merak etme Mete abi, kesinlikle yaramazlık yapmayacağız, sana söz veriyoruz değil mi Efekan? Evet Mete abi, sen gidebilirsin, biz Hayri abimle takılacağız. Tamam çocuk. Çocuklar hadi ben gidiyorum, kendinize iyi bakın, yarın sabah görüşürüz. Oğlum Efekan, hoş geldin. Hoş buldum Hayri abi. Bugün seninle çok eğlenceli zaman geçireceğiz. İlk olarak ne yapmak istersin? Bence ilk olarak biraz bilgisayarda Roblox oynayalım. Tamam, o zaman Efekan hadi gel benim odama gidelim. Efekan, önce sen mi oynamak istersin yoksa önce ben mi oynayayım? Hayri abi, geçen sefer ilk sen oynamıştın. Bu sefer ilk ben oynamak istiyorum. Tamam Efekan, hadi geç bilgisayarı aç ve oynamaya başla. Oğlum Efekan, bilgisayar oynadıktan sonra harika evimin arka bahçesindeki mükemmel
beraber havuzuma girmeye ne dersin? Tamam, hayrı. Abi, hatta ben şimdi direkt bilgisayarı kapatayım. Direkt havuza girmeye gidelim. Çünkü gerçek hayatta eğlenmek, bilgisayar oyunlarında eğlenmekten daha eğlenceli. Helal olsun sana Efekan. Bu söylediğin gerçekten çok doğruydu. Havuza girmek için benim mayom hazır. Peki sen mayonu getirdin mi? Her zamanki gibi getirdim hayrı abi. Hiçbir zaman mayomu unutmam. Hadi havuza girelim, bunun için sabırsızlanıyorum. Hadi o zaman Efekancım, arka bahçeye gidiyoruz. Hadi Efekancım, direkt suya çivileme dalıyoruz. Vay ya abi, su. Gerçekten çok güzelmiş. Bu havuza girmeye bayılıyorum. Evet Efekan, su çok güzel. Bu sıcak havada havuza girmekten eğlenceli bir şey yok. Arkadaşlar, bu arada Efekan'ın yeni sesi nasıl olmuş, beğendiniz mi, yorumlara yazmayı unutmayın. Hayır ya abi, hadi konuşmayı bırak ve havuzun tadını çıkar. Çok güzel bir gündü Efekancım, ama bu kadar havuz yeter. Gerçekten ikimiz de bugün yüzmekten çok yorulduk. Hadi kıyafetlerimizi giyip eve girelim. Hadi Efekancım, güneş batıyor. Üstümüzü giydiğimize göre gidelim ve yataklarımıza yatalım. Tamam, hayır abi, kapıyı kapattım. Peki ama ben nerede yatacağım? Efekancım, hadi beni takip et. Sen bugün benim evimdeki misafir odasında kalacaksın. Bugün Mete abinin söylediği gibi başımıza hiçbir şey gelmedi. O yüzden çok mutluyum, yarın Mete abi gelecek ve seni alacak. İyi geceler Hayri abi. Sana da iyi geceler Efekancım. Her neyse, ben kendi odama gideyim de ben de yatıp uyuyayım. Bugün çok güzel bir gündü, neyse hadi ben uyuyayım. Bugün beni yapan Hayri'nin evine Mete abinin kardeşi Efekan geldi ve benim karnım çok aç. Şimdi onlar uyurken Efekan'ı kaçıracağım ve onu afiyetle yiyeceğim. Hey, işte bizim küçük ufaklık Efekan burada. Şu anda uyuyor ve küçük çocuklar genelde çok zor uyanır. Hemen Efekan'ı Hayri gelmeden mahallelinin bana verdiği yaşama alanıma götüreyim de orada kamp ateşi eşliğinde işimi bitireceğim. Hey, olamaz, sen de kimsin? Neler oluyor, beni nereye götürdüğünü sanıyorsun? İmdat Hayri abi, bana yardım et, bu robot beni göz göre göre kaçırıyor. Kapa çeneni bakalım. Bugün öğle yemeğimi ve akşam yemeğimi yemedim. Ne yapayım yani, ben seni yemezsem açlıktan şarjım bitecek. O yüzden bunu yapmak zorundayım. Hey, olamaz, bu sesi nerede duysam tanırım. Bu Efekan'ın sesi ve Hayri abi yardım et diye bağırıyordu. Olamaz, Efekan'ı kaçırmışlar. Hemen kamera kayıtlarına bakıp bunu kimin yaptığını öğrenip peşinden gidip onu kurtarmalıyım. Yoksa Mete abi bana çok kızar, çünkü Efekan bir günlüğüne bana emanetti. Hemen televizyonu açıyorum ve kamera kayıtlarına bakıyorum. Hey, Efekan'ı kaçıran kişi benim dev doğa dostu robotum Hayri Matör'müş. Acaba Hayri Matör neden Efekan'ı kaçırdı? Çabuk Hayri Matör'ün kaldığı yere gitmeliyim ve onu durdurmalıyım, yoksa Efekan'ın başına bir şey gelebilir. Ah Hayri Matör, ben sana bu yaptığının cezasını ödeteceğim. Arkadaşlar, bu arada 2 gün önce Hayri Matör filminin tamamen aynısının bir Roblox filmini çektik. Eğer filme gidemediyseniz bu video bittikten sonra Hayri Matör filmimizi video sonuna ekranda çıkan videoya tıklayarak izleyebilirsiniz. Hey! İşte Efekan'ın ve Hayri Matör'ün sesini duyuyorum. Hemen Hayri Matör'ü durdurmalıyım. Hayri Matör, sen ne yaptığını sanıyorsun? Efekan'ı çabuk bana ver. Ben seni yaparken sana böyle mi öğrettim? Doğayı koruyacaksın ve uslu bir robot olacaksın. Özür dilerim ama hiç yemeğim kalmamıştı ve bunu yapmasaydım açlıktan şarjım bitecekti. Özür dilerim efendim. Oğlum Hayri Matör, bunu neden baştan bana söylemek yerine Efekan'ı kaçırmak gibi kötü bir şey yaptın? İsteseydim ben sana istediğin kadar yemek verirdim. Al bakalım bu yemekleri, bunlar sana bir hafta yeter ve bir daha sakın böyle bir şey yapma. Teşekkür ederim efendim. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağıma size söz veriyorum. Efekan, senden de seni kaçırıp yemeye çalıştığım için özür dilerim. Önemli değil Hayri Matör. Ama bir daha böyle bir şey yapmaya çalışırsan uçan tekmemin tadına bakarsın. Oğlum Efekan, hadi çabuk eve gidip uyuyalım Mete abi. Şu an burada olduğumuzu öğrenirse ikimizin de işini bitirir. Yarın sakın Mete abiye karşı ağzından bir şey kaçırma. Hayır abi, sen hiç merak etme. Ben bu konuda çok profesyonelim ve ağzımdan asla bir şey kaçırmam. Bugün seninle çok eğlendik Hayri abi. Daha sonra bunu tekrar yapalım. Efekancım, tabii ki de bir gün daha seninle geçiririz. Arkadaşlar, bu videoya 5000 like gelirse Efekan ile bir gün geçirdiğimiz başka bir video daha gelecek. Hayır abi, ben seninle video çekmeyi çok seviyorum. Ve arkadaşlarımızın da beni çok sevdiğini biliyorum. Onların bu videoya 5000 like atacaklarına inanıyorum. Doğru diyorsun Efekancım, onlar seni çok seviyorlar. Hadi bakalım evimize girelim ve şöyle kapımızı güzelce kilitleyelim de kimse evimize giremesin.
Tamamdır, kapıyı kapattığımıza göre artık hiçbir hırsız evimize giremez. Neyse, lafı fazla uzatmadan yataklarımıza yatıp uyuyalım, saat çok geç oldu. Efekancım, dün çok güzel bir gündü ama bugün senin gitme günün, yani birazdan Mete abi gelecek, seninle çok iyi vakit geçirdik. Haklısın Hayri abi. Efekan dostum, işte Mete abi sonunda geldi ve senin artık eve gitme vaktin geldi. Gel Mete abiye kapıyı açalım. Hoş geldin Mete abi. Hoş buldum Hayri'cim. Görünüşe göre ben yokken usluca durmuşsunuz ve Efekan'ın başına bir şey gelmemiş. Evet Mete abi, sen hiç merak etme, sen yokken evde güzelce oturduk ve havuza girdik. Başımıza Efekan'ın kaçırılması gibi ilginç bir olay gelmedi. Efekan'a ben yokken baktığın için sana teşekkür ederim Hayri, hadi. Şimdi biz gidiyoruz, kendine iyi bak, görüşmek üzere. Arkadaşlar, Mete abiye Efekan'ı sapasağlam bir şekilde teslim ettim ve videomuz buraya kadardı. Kamilcim, uzun zamandır şu rakunlar hakkında belgeseller izliyoruz ve bence artık bir tane rakun evlat edinelim. Hayri, ben de bu tatlı ve eğlenceli hayvanları evlat edinmeyi çok isterim. Ama onların evleri doğa ve biz onları evimize alırsak evimizde çok sıkılırlar ve bu onlar için hapishane gibi olur. Haklısın Kamil. Ne demiş atalarımız? Bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Rakunlar için de en iyisi kendi doğal ortamlarında yaşamaları. Doğru söylüyorsun dostum. Peki ya bizim doğal ortamımız neresi? Kamil, bu ne kadar kolay bir soru. Tabii ki de bizim doğal alanımız mahallemiz. Hayricim, peki birileri gelip bizim mahallemizi ele geçirirse ne olur? Kamilcim, böyle soruları nereden buluyorsun anlamıyorum. Böyle bir şeyin olma ihtimali dünyaya meteor düşme ihtimali ile aynı. Kim bizim şu sakin ve kimseye zararı olmayan mahallemizi ele geçirmek istesin ki? Ayrıca bunu yapmaya kalkarlarsa mahallemizin koruyucusu, doğa dostu robotum Hayri Matör onlara engel olacaktır. Günaydın efendim. Bugün ne kadar güzel bir gün, öyle değil mi? Hadi gel Kamilcim, doğa dostu robotumun yanına gidelim. Abi, bu okuduğum kitapta gelecekte robotların dünyayı ele geçirecek kadar güçlenecekleri yazıyor. Sence gerçekten böyle bir şey mümkün olabilir mi? Akıncım, böyle bir şeyin olacağını pek zannetmiyorum. Çünkü insanlar robotların fişlerini çekerek onları çok rahat durdurabilir. Ve kötü robotlara karşı Hayri Matör gibi iyi robotlar bizi koruyabilir. Doğru diyorsun abi. Bence bugünlük bu kadar kitap okuduğumuz yeter. Hadi gel dışarıya, Hayri ve Kamil abimin yanına gidelim. Tamam Akın, hadi gidelim. Onları camdan gördüm, dışarıda Hayri Matör ile konuşuyorlardı. Evet abi, acaba ne konuşuyorlar? Kesin geçen filmdeki kötü adamları yenmemiz hakkında bir şey konuşuyorlardır. Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz burada? Size de günaydın Mert. Kamil ile beraber Hayri Matör ile sohbet ediyorduk. Vay be Hayri abi, Hayri Matör'ü tekrardan mahallemizin sokaklarında görmek gurur verici bir şey. Peki ne hakkında sohbet ediyordunuz? Akıncım, geçen filmde Hayri Matör'ü kötü adamların elinden kurtarmamız hakkında sohbet ediyoruz. Arkadaşlar, acaba o kötü adamlar biz onları alt ettikten sonra ne yaptılar? Kesin yine her zamanki gibi şeytani bir plan ile mahallemizi ele geçirmeye çalışıyorlardır. Dostlarım, siz hiç merak etmeyin. Ben bu mahalleyi canım pahasına koruyacağım. Sizin yanınızda kapı gibi Hayri Matör, yani ben varken kimse bu mahalleye zarar veremez. Helal olsun sana Hayri Matör. Sen Brookhaven sokaklarındayken biz artık o kötü adamlardan korkmuyoruz ve rahatça uyuyoruz. Rica ederim Kamil, Hayri beni Brookhaven şehrini korumak ve doğayı koruyup temizlemek için üretti. Benim de görevim bunu gerektirdiği için bunu yapıyorum. Neyse, hadi benim doğayı temizlemem gerek, şimdi gidiyorum, hoşça kalın. Ortağım, geçen filmde Rafa'dan Tayfa'nın bizim elimizden Hayri Matör'ü alması üzerine kendimize yeni bir robot yapma fikri çok iyi oldu. Haklısın patron. Bu yeni icadımız kötü matör sayesinde. Bugün mahalleyi ele geçireceğiz ve tüm herkes bize itaat edecek. Herkesin kralı biz olacağız. Ha 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 ha. Merhaba efendim. Ben doğa dostu kötü matörüm. Doğayı yok etmek ve çevreye zarar vermek için üretildim. Ortağım, yaptığımız robot da en az bizim kadar kuş beyinli. Şuna bak, ben doğa dostuyum ama doğayı yok edeceğim diyor. Kapa çeneni, yoksa seni tek elimle kaldırıp 100 metre ilerideki denize fırlatırım. Kötü matör, ben senin efendinim ve sen benimle böyle konuşamazsın. Bundan sonra ben ne dersem yapacaksın ve bana itaat edeceksin. Anlaşıldı efendim. İlk olarak ne yapmamı ya da nereyi yok etmemi istersiniz? Aferin sana. Hep böyle akıllı ol. Ve bizim sözümüzü dinle. Şimdi Brookhaven sokaklarına gideceksin ve tüm her yeri mahvedeceksin. Senin adını boşuna doğa düşmanı kötü matör koymadık. Hadi şimdi gidiyorsun ve şehri mahvediyorsun. Emredersiniz efendim. Emriniz benim için bir görevdir ve bu görevi gerçekleştireceğim.
Artık bu mahallenin kralı biziz. Bu mahalleyi bombalarım ile yok edeceğim. Çünkü ben doğa düşmanı kötümatörüm. Masum insanların evlerini ve sokaklarını yok ediyorum. Ha ha ha, yaşasın kötülük. Şunların haline bak, ne kadar da yazık. Sayın seyirciler, bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Brookhaven şehrini Kötümatör isimli bir robot ele geçirdi. Kötümatörü yöneten iki tane de hırsızın olduğu biliniyor. Ayrıca Kötümatör önüne gelen herkese zarar veriyor. Bu yüzden sakın evlerinizden çıkmayın ve bu olaya yetkililerin bir el atmasını bekleyin. Fatma Hanım, şu olanlara bak. Yıllardır çok iyi zaman geçirdiğimiz ve çok iyi anılarımızın olduğu mahallemizi kötü adamlar ele geçirdi. Biz şimdi ne yapacağız? Doğru diyorsun Basri Bey. Biz küçüklüğümüzden beri bu mahallede büyüdük ve çok iyi anılarımız var. Bu demek oluyor ki bu mahalle bizim her şeyimiz. Gidip o kötü robotu kimin mahallesine bulaştığını ödetsek nasıl fikir? Fatma Hanım, gençliğimdeki ben olsaydım o robota haddini bildirip onu bir güzel parçalarına ayırırdım. Ama bu yaşlı halim ile o robota hiçbir şey yapamam. Ah, bu yaşlılık gerçekten çok zor bir şey. Keşke tekrardan genç olabilseydik. Evet Basri Bey, keşke tekrardan genç olabilseydik. Ama yapacak bir şey yok, zaman çok hızlı geçiyor. Biz yaşlıyız ve mahallemizi koruyamıyoruz. Ama bizim çocuklar, yani Rafa'dan Tayfa, umarım mahallemizi o kötü adamlardan kurtarır. Onlara güveniyorum. Ah, şu başımıza gelen kötü haber yüzünden evlerden çıkamaz olduk. Artık sokaklarda dolaşıp köfte ekmek bile satamıyorum. Sadece evimin bahçesinde köfte ekmek yapıp yiyebiliyorum. Kesin birazdan o kötü robot benim evime de gelip evimi yıkacak. Üzülme Rüstem abi. O kötü adamların ve kötü matörün dediklerini yapıp onların kölesi olursak bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Üzgünüm ama sanırım artık hayatımızın sonuna kadar kötü adamların kölesi olarak yaşayacağız. Arkadaşlar, o kötü adamlar bu filmde de karşımıza çıktılar ve bu sefer çok daha güçlüler. Yanlarında doğa düşmanı dev robotları Kötümatör var. Hayri, bırakın beni de gidip o robotun kafasını kopartayım. Arkadaşlar, Hayri Matör haklı. O kötü adamlar şu anda mahallemizin meydanındalar ve şehri ele geçirdikleri için kutlama yapıyorlar. Arkadaşlar, biz Rafa'dan Tayfa'yız ve bu mahalle bizim her şeyimiz. Bu mahalleyi o kötü adamların eline bırakmayacağız. Hadi arkadaşlar, gidelim de mahallemizi kurtaralım. Evet Hayricim, bu mahalle bizim her şeyimiz. Ve o kötü adamları durdurursak mahallenin kahramanları olacağız. Arkadaşlar, siz o işi bana bırakın. Ben ve o kötü robot Kötümatör eşit olduğumuzdan bir kavga etmeliyiz. Sizler bizden daha zayıf ve güçsüz olduğunuz için bu kavgaya karışmayın. Artık tüm mahallenin kaderi benim elimde. Ben bu mahalleye yeni geldim, ancak artık ben de bu mahallenin bir üyesiyim. Hayri Matör, benim sadık robotum mahallemiz adına sana güveniyoruz. İşte şuraya bakın, kötü adamlar ileride dans ediyorlar. Abilerim, hadi gidelim de şu kötü adamlara kimin mahallesine bulaştıklarını gösterelim. Benim adım Doğa Dostu Hayri Matör. Seni ve arkadaşlarını durdurmaya geldim. Ha ha ha. Sen beni nasıl durduracaksın? Benim adım da Doğa Düşmanı Kötümatör. Bu zamana kadar kimse benimle başa çıkamadı. Bu ne güzel haber Kötümatör. O zaman seni yenen ilk ve tek kişi ben olacağım. Hadi o zaman seninle teke tek bir dövüş istiyorum. Siz kazanırsanız mahalle sizin olacak ve herkes sizin köleniz olacak. Ama eğer biz kazanırsak mahalle tekrardan bizim ve dostlarımızın olacak. Ha ha ha. Bu teklifi kabul ediyorum. O zaman hadi burayı bir düello ortamına çevirelim. Birazdan sert yumruklarımın tadına bakacaksın, senin maymun suratlı hurda parçası. Gel bakalım, kim kimi parçalıyor görelim. Sana güveniyoruz Hayri Matör. Mahallemiz için Kötü Matör'ün işini bitir. Kötü Matör, Hayri Matör'ü yenemezsen seni hurdacıya vereceğiz. O yüzden ya onu yenersin ya da ölürsün. Seni o kadar fena parçalayacağım ki hurdacılar bile seni almak istemeyecek. Sen beni asla yenemezsin. Al bakalım keskin kılıcımın tadına bak. Bana kılıç falan işlemez. Hayri beni baklavalardan yaptı ve gücümü baklavalarımdan alıyorum. Ama sanırım seni yapan kişiler zırhını güçlendirmeyi unutmuşlar. Al bakalım bu baltayla işini bitireceğim. Hadi saldır Hayri Matör. Bunu dostlarım Hayri, Kamil, Mert, Akın ve yeni mahallem için yapıyorum. Al bakalım.
2-3'te kötü motorun işini bitirdim ve biz kazandık. Yaşasın arkadaşlar, Hayri Motor kötü motorun işini bitirdi ve artık tekrardan mahallemiz bizim oldu. Hayri Motor, seni tebrik ederim benim sadık robotum. Rica ederim Hayri, şu an çok mutluyum. Yeni mahallemde geldiğim ilk hafta kahraman oldum ve bu benim için çok mutluluk verici. Bu filmde de o kötü adamları yenmeyi başardık. Abilerim Hayri Motor mahallemizi kurtardı ve bence artık o da Rafadan Tayfa'nın bir üyesi olmalı. Buna ne dersiniz? Doğru diyorsun Akıncım, artık Hayri Motor de Rafadan Tayfa'nın bir üyesi. Aramıza hoş geldin sadık dostum Hayri Motor. Hoş buldum Hayri. Rafadan Tayfa'nın bir üyesi olmak beni çok mutlu etti. Hadi arkadaşlar, bizim sokağa gidelim de Hayri Motor'ün kötü motoru yenip mahallemizi kurtarması için büyük bir kutlama yapalım. O yaramaz çocuklar yine işimize burunlarını soktular. Kötü motoru yapmak için tam bir haftadır uğraşıyorduk. Daha sonra çok çok daha güçleneceğiz ve tekrar gelip Rafa'dan, Tayfa'dan intikam alacağız. Ve bu sefer tüm dünyayı ele geçireceğiz. Sayın seyirciler, bu sefer sizlere harika bir haberimiz var. Saatler önce mahallemizi kötü motor ve adamları ele geçirmişti. Ancak Rafa'dan, Tayfa ve Hayri'nin muhteşem icadı Hayri Motor onları durdurup mahallemizi kurtardılar. Ben size demiştim bu çocuklar mahallemizi kurtarır diye Fatma Hanım. Yavrularıma bak, haberlere çıkmışlar. Mahallemizin kahramanı oldular. Hadi onların yanına gidelim. Giderken Hayri ve Hayri Motor için bir tepsi baklava götüreceğim. Kızlar, şu güzel habere bakın. Bizim çocuklar kötü motor ve adamlarını durdurmuşlar. Artık tekrardan sokaklarda köfte ekmek satabilirim. Bundan sonra Hayri'ye her gün istediği kadar köfte ekmek vereceğim. Helal olsun Rafa'dan Tayfa'ya. Bence onlar mahallenin kahramanı ilan edilmeliler. Sizi tebrik ederiz çocuklar. Fatma nineniz ve ben sizinle bugün yaptıklarınız için gurur duyuyoruz. Ayrıca bu yeni robotu biz çok beğendik. Bir gün gelip benim bahçedeki işlere de yardım etsin. Bizimle gurur duymasına çok sevindik Basri amca. Hadi arkadaşlar, şimdi hepimiz sıra sıra Hayri Motor şarkısını söyleyeceğiz yorumlarda. Hangimiz daha iyi söylüyor yazın, yorumları heyecanla okuyacağız. Yazılı jirafa tam, okunmuş şu kaplaman. Tayfa hep bir olunca kötülere yoklaman. Yazılı jirafa tam, okunmuş şu kahraman. Tayfa hep bir olunca kötülere yoklaman. Yazılı jirafa tam, okunmuş şu kaplaman. Tayfa hep bir olunca kötülere yoklaman. Yazılı jirafa tam, okunmuş şu kahraman. Yazılı jirafa tam, okunmuş şu kaplaman. Tayfa hep bir olunca kötülere yoklaman. Yazılı jirafa tam, okunmuş şu kahraman. Tayfa hep bir olunca kötülere yoklaman. Yazılı jirafa tam, okunmuş şu kaplaman. Tayfa hep bir olunca kötülere yoklaman. Ne kadar güzel bir sabah. Dışarıdan cıvıl cıvıl öten kuşlar ve böceklerin sesleri geliyor. Hadi en yakın dostum Kamil'i uyandırayım. Kamilcim hadi kalk, öğlen oldu, sen hala uyuyorsun. Günaydın Hayri. Evet, gerçekten de öğlen olmuş ama sen de biliyorsun ki benim şu hayatta en sevdiğim şey uyumak. Bir keresinde uçan dronlar ile seyahat ederken uyuyakalmıştım. Daha sonra gözlerimi açtığımda kendimi Antarktika'da kutup ayıları ve penguenlerin yanında buldum. O günü daha dün gibi hatırlıyorum Kamil. Seni saatlerce aramıştık ama bulamamıştık. Daha sonra ümidi kesip eve gidince haberlerde kuş beyinli uykucu çocuk kutup ayılarıyla dans ediyor diye seni görmüştük. Herkes seninle dalga geçmişti. Evet Hayricim, gerçekten çok komik bir olaydı. Hadi Mert ve Akın'ı uyandırmaya gidelim. Tamam Kamil, hadi gel önce Mert'i uyandıralım. Hey Mert, günaydın dostum. Hadi kalk, güneş tepede öğlen oldu. Günaydın Hayri. Bu gece çok güzel uyumuşum. Şimdi uyandım ve kendimi çok enerjik hissediyorum. Hayricim, bugün ne yapacağız? Mert, bence bugün ben, sen, Kamil Akın, Mete abi, Efekan ve Hayri Motor hep birlikte bir şeyler yapalım. Bu fikir kulağa harika geliyor Hayri. Mete abi ve Efekan bizim en iyi komşularımız ve onlar ile vakit geçirmek çok eğlenceli. Ben de Mert'e katılıyorum Hayri. Hadi gidelim de Akın'ı da uyandırıp önce bir güzel kahvaltımızı yapalım. Daha sonra dışarı çıkarız.
Günaydın Akın. Günaydın abilerim. Hadi Akıncığım gel, bugün Mete abi, Efe Kan ve Hayri Matür ile çok eğleneceğiz. Hiç zaman kaybetmeden aşağıya inelim de kahvaltımızı yapalım. Hayricim, bence bugün kahvaltıda pizza yiyelim. Benim en sevdiğim yemek pizza. Tamam Kamilcim, bence de bugün pizza yiyelim. Benim en sevdiğim yiyecek baklava. Ama baklava kahvaltıda yenmez, o yüzden ben de pizza yiyeceğim. Arkadaşlar, sizin en sevdiğiniz yemek ne, yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar, pizzalarımızı bitirdiğimize göre artık dışarıya doğa dostu robotum Hayri Matör'ün yanına gidebiliriz. Hayri Matör kesin her zamanki gibi çevreyi temizliyordur. Haklısın Kamil, şuna baksanıza, çok çalışkan bir robot, bir dakika bile yerinde durmuyor. Oo, hoş geldiniz arkadaşlar, ben de her zamanki gibi sokağı süpürüyordum. Hepiniz birden yanıma geldiyseniz bugün her gün yaptığımız şeylerden daha eğlenceli bir şey yapacağız gibi görünüyor. Doğru tahmin etmişsin Hayri Matörcüm. Bugün Mete abi ve Efe Kan'ı da alıp hep birlikte koca bir evin içinde saklambaç oynayacağız. Saklambaç oyununda bu mahallede benden iyi oynayan yoktur. Saklanılacak en iyi yerleri ben biliyorum. Ha, arkadaşlar, Kamil'e bakın, daha şimdiden en iyisi benim havalarına girdi bile. Kamilcim, en iyi kim olduğunu saklambaç oynarken göreceğiz. Hadi gelin Mete abi ve Efe Kan'ı çağıralım. Tamam Hayri abi, geliyoruz, peşindeyiz. Efe Kan, nasılsın, iyi misin? Merhaba Hayri abi, ben iyiyim. Peki sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz Efe Kan, sorduğun için teşekkür ederim. Buraya seni ve Mete abiyi bugün Hayri Matör ile birlikte oynayacağımız saklambaç oyununa çağırmak için geldik. Bizimle saklambaç oynamaya ne dersiniz? Hayri, Efe Kan ve benim de evde çok canımız sıkılıyordu bu habere, çok sevindim. Tabii ki de Hayri Matör ile saklambaç oynamaya geliriz. Abilerim, peki saklambaç oynarken kimin ebe olacağını nasıl seçeceğiz? Akın, sen o işi Hayri abine bırak Hayri. Oo, piti piti tekerlemelerinde çok iyidir. Kimin ebe olacağını tekerlemeyle seçeceğiz. Hadi arkadaşlar, gelin saklambaç oyununu oynayacağımız eve gidiyoruz. Beni takip edin. Hayri, o adından birçok kez bahsettiğin evin nasıl bir ev olduğunu çok merak ediyorum. Hadi bizi daha fazla heyecanlandırma da söyle artık. Arkadaşlar, o zaman sizi daha fazla heyecanlandırmadan hepimizi saklambaç oynayacağımız eve ışınlıyorum. Arkadaşlar, şimdi sizlere harika bir tekerleme olan maymunlar tekerlemesini söyleyeceğim. Kulaklarınızın pasını alacağım. Ne yani, sen mi söyleyeceksin? Aa, ne sandın? Hayricim, ben seni bir şey mırıldanırken bile duymadım. Öyle mi? Şimdi duyacaksın o zaman. Dört küçük maymun zıplamış yatakta. Biri düşüvermiş, kafayı çarpmış. Anne maymun koşmuş hemen sarmış lapora. Doktor demiş sakın ha bir daha zıplama. Üç küçük maymun zıplamış yatakta. Biri düşüvermiş, kafayı çarpmış. Anne maymun koşmuş hemen sarmış lapora. Doktor demiş sakın ha bir daha zıplama. İki küçük maymun zıplamış yatakta. Biri düşüvermiş, kafayı çarpmış. Anne maymun koşmuş hemen sarmış lapora. Doktor demiş sakın ha bir daha zıplama. Hayri Matör, sen çıktın. Bu demek oluyor ki ebe sen olacaksın. Tamam Hayri, hepinizi yakalayacağım. Ben bu oyunda çok iyiyim. Hadi gelin arkadaşlar, biz saklanmaya gidelim. Hayri Matör gerçek insan zekasına sahip olmayan bir robot. Beni bulamayacağına eminim. Hadi arkadaşlar, herkes bu üç katlı evin farklı yerlerine saklansın. Şimdi dağılalım ve saklanalım. Evet, şimdi onlar saklanmaya gittiler. Ben de şu ilerideki tabelaya kafamı koyarak 20'ye kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar, Hayri Matör şu anda sayıyor. Ben saklanacak çok gizli bir yer buldum. Bu havuzun altında gizli bir kapı var ve oradan girip gizli odaya gireceğim. Hayri Matör'ün beni burada bulması çok zor. Arkadaşlar, ben ikinci kattaki mutfak dolaplarının arasına saklanacağım. Bence bu oyunu ben kazanacağım çünkü kimse mutfak dolaplarına bakmayı akıl etmez. Ha. Arkadaşlar, acaba ben nereye saklansam? Bakalım bu odalarda saklanabileceğim güzel bir yer var mı? Bu odada saklanılacak hiçbir yer yok. Biraz da diğer odalara bakayım. Hey, işte bu giyinme odası tam da saklanılacak bir yer. Burada kıyafetlerin arkasında saklanacağım. Arkadaşlar, ben banyoda saklanacağım. Banyoda içine girilen gizli bir blok var. Onun içine gireceğim ve oyunu ben kazanacağım. Eyvah, Hayri Matör saymayı bitirmek üzere bir an evvel kendime saklanacak bir yer bulmam lazım. En iyisi şu siyah koltuğun arkasına yere yatayım. Umarım burada beni bulamaz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe, saklanmayan ebe. Geliyorum arkadaşlar, şimdi hepinizi bulacağım. Benden saklanma şansınız yok.
Bu evde gerçekten çok büyük ve çok güzel bir evmiş. Aramaya ilk olarak evin bagajından başlayacağım. Burası boş, buraya kimse saklanmamış. Hadi şimdi yandaki odaya bakayım. Buraya da saklanmamışlar. Üst kata çıkayım. Büyük ihtimal çoğu üst katta saklanmış olmalı. Evet, üst kata geldim. Bakalım televizyonun arkasına biri saklanmış mı? Buraya kimse saklanmamış, acaba bunlar nereye kayboldu? Hey Mert, seni gördüm. Yaşasın, ilk kişiyi buldum, şimdi geriye diğerleri kaldı. Mert, sen elendin, kapının önüne çık ve bizi orada bekle. Of ya, yine ilk ben yakalandım arkadaş. Sanırım saklambaç oyununda hiç iyi değilim. Evet, şimdi diğerlerini bulmalıyım. Bakalım balkonda biri var mı? Balkona kimse saklanmamış, bir de mutfağa bakayım, acaba burada biri var mı? Hey işte Mete abi, seni gördüm. Mutfak dolabının içine saklanmışsın. Hadi Mete abi, sen de elendiğin için kapının önüne çık ve orada bekle. Seni tebrik ederim Hayri Matör, beni buldun. En azından ikinci sobelenen oldum. İlk yakalanmaktan iyidir. Arkadaşlar, şimdi sırada diğer kalanları bulmak var. Ben şimdi onları bulacağım ve sizler sıkılmayın diye aradığım yerleri hızlandırıyorum. Hey Kamil, sesini duydum. Duvarın içinde saklanıyorsun. Ha ha ha, seni de buldum. Hadi sen de diğerlerinin yanına git. Vallahi sana helal olsun. Hayri senin kulaklarını çok güçlü yapmış olmalı. Bu kadar iyi duyabilen kulaklara sahip olduğun için şanslısın. Ha ha ha. Akın, seni de buldum. Hadi sen de dışarıya çık. Geriye sadece Efekan ve Hayri kaldı. Şimdi onları da bulacağım ve oyunu ben kazanacağım. O kadar emin olma Hayri Matör. Hayri abim çok gizli bir yere saklandı ve onu bulman çok zor. Gerçekten de Akın'ın dediği gibi Efekan ve Hayri çok zor yerlere saklanmış olmalı. Evin her yerine baktım. Son olarak şu havuzun içinde saklanmış olabilir. Oraya da bakayım. Hey Hayri, sonunda seni buldum. Hadi sen dışarı çık, ben son olarak Efekan'ı bulacağım ve oyunu kazanacağım. Tebrik ederim Hayri Matör, yine her zamanki gibi seni yaptığım için kendimle gurur duydum. Neyse, hadi ben dışarı çıkıyorum, sana Efekan'ı bulmakta bol şans. Evet, şimdi son kalan kişi olan Efekan'ı arayacağım. Küçük yaramaz çok gizli bir yere saklanmış olmalı. A few moments later. Arkadaşlar, Efekan'ı saatlerdir arıyorum ama onu bulamadım. Umarım Efekan'ın başına kötü bir şey gelmemiştir. Hey arkadaşlar, Efekan hiçbir yerde yok sanırım. Onun başına bir şey gelmiş. Olamaz, benim en sevdiğim kardeşim Efekan umarım iyidir. Keşke saklambaç oynamasaydık. Onu kaybedeceğimizi bilseydim asla saklambaç oynamazdım. Hadi arkadaşlar, gidelim de Brookhaven polislerine haber verelim, onu bulsunlar. Evet arkadaşlar, bu videoluk buraya kadardı. Bence çok güzel bir videoydu ve biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir film olan Hayri Matör 3 filmiyle karşınızdayız. O zaman kısaca size önceki filmlerde neler olduğunu anlatayım. Hayri Matör 1 filminde, filmin başlarında Hayri, yani ben aylardır yeni icadım Hayri Matör üzerinde çalıştığım ve çok meşgul olduğum için arkadaşlarım Rafadan Tayfa ile hiç zaman geçirmiyordum. Bu yüzden onlar bana çok kızgın ve çok kırılmışlardı. Yeni icadım Hayri Matör'ü çalıştırmakta çok zorlanıyordum. Ancak birden aklıma bunu yapmak için eski dostum Zobi'nin Jozgorium yüzüğünü kullanabileceğim aklıma gelmişti. Hemen Zobi'nin yanına gittim ve ondan birkaç günlüğüne Jozgorium yüzüğünü ödünç aldım. Jozgorium yüzüğü işe yaramıştı ve artık doğa dostu robotum Hayri Matör çalışıyordu. Yarınki bilim fuarında Hayri Matör'ün gösterisi için eski dostlarımın yanına bilet vermeye gitmiştim. Mert ve Akın'a bilet vermiştim ama Kamil'e bilet kalmadığı için Kamil çok üzülmüştü ve bana çok sinirlenip orayı terk etmişti. Ne kadar uğraşsak da Kamil'i bilim fuarına gelmeye ikna edememiştik. Ertesi gün bilim fuarı rüya gibi geçmişti ve tüm dünyanın gözü Hayri Matör'ün üzerindeydi. Ancak kötü nakliyat gece olduğunda robot kılığında bilim fuarında kalıp Hayri Matör'ü kaçırmıştı. Kötü nakliyat artık durdurulamazdı ve tüm şehri Hayri Matör ile işgal ediyordu. Jozgorium yüzüğü Hayri Matör'ün içinde kaldığı için Zobi artık ailesinin yanına gidemeyecekti. Zobi'ye yüzüğü kurtaracağım hakkında bir söz verdim ve Kamil de bu üzücü günümde eski dostu olan beni yalnız bırakmayacağını söyledi ve Rafa'dan Tayfa olarak Hayri Matör'ü kurtarmaya gittik. Çok fena gaza gelmiştik ve kötü nakliyata yaptıklarının bedelini aldık.
ağır bir şekilde ödetip Hayri Matör'ü ve Jozgorium yüzüğünü kurtarmıştık. Mahallede bir kutlama yaptık ve daha sonra Zobby Joz gezegenine gitti ve birinci film mutlu sonla bitmişti. İkinci filmde ise her şey çok güzelken kötü nakliyat onları yenmemizi kabullenememiş ve Kötü Matör adında çok güçlü doğa düşmanı bir robot yapmıştı. Bu robot o kadar güçlüydü ki tüm şehri mahvediyordu. Evleri yakıp çevreye çöpler saçıyordu. Brookhaven şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Tabii doğa dostu robotumuz Hayri Matör ve ekibimiz buna bir dur demenin vakti geldiğini anlayıp onlar ile bir müsabaka yapmaya karar almıştık. Robotlar çok güçlü olduğu için dövüş sadece onlar arasında olacaktı. Kötü Matör Hayri Matör'e sert darbeler vursa bile doğa dostu robotum Hayri Matör onun kafasına baltayı indirip onu yere serdi. Böylece şehrin kahramanı Hayri Matör olmuştu ve artık o da Rafa'dan Tayfa'nın bir üyesiydi. Evet arkadaşlar, şimdi 3. film başlıyor. Başlamadan videoya like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Herkese iyi seyirler. Vay canına dostum, yine harika bir sabah olmuş. Dışarıdan çiçekler ve kuşların sesleri geliyor ve güneş parıldıyor. Neyse hadi en yakın dostum Kamil'i uyandırayım. Bu video oyunu çok güzelmiş. Bundan sonra bu oyunu oynayacağım. Neyse abimi uyandırayım da kahvaltımızı yapmak için aşağı kata inelim. Bu da Kamil abimle takıla takıla onun kadar uykucu oldu. Abi hadi kalk artık, kaç saattir uyuyorsun, daha kahvaltı yapacağız. Akın kardeşim, sen nasıl bu kadar erken kalkıyorsun? Her gün saat 8'de kalkıyorsun. Abi siz geceleri Hayri ve Kamil abiyle bilgisayarda Minecraft oynarken ben erken yatıyorum ve sabahları erken kalkıp spor yapıyorum. Helal olsun sana Akın. Hadi kahvaltımızı yapalım, benim karnım çok acıktı. Günaydın Hayricim, bugün nasılsın? Her zamanki gibi. Kendimi çok iyi hissediyorum ve turp gibiyim Kamilcim. Peki ya sen nasılsın? İyiyim Hayricim ama en sevdiğim şey olan uykumdan uyandığım için biraz da sinirliyim. Hadi gel Kamil, elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ortağım önceki Hayri Matör 1 ve Hayri Matör 2 filmlerinde yaramaz çocuklar Rafa'dan Tayfa tüm işlerimize burunlarını soktular ve tüm kötü planlarımızı engellediler. Ama bu seferki planımız çok daha iyi ve bu sefer dünyayı ele geçireceğiz. Patron, şu kırmızı elmalardan bir ısırık da bana versene, mis gibi canım çekti. Seni kuş beyinli, bu elmaların içine onu yiyen kişileri bizim zombimize dönüştürecek bir iksir enjekte ettiğimizi ne çabuk unuttun. Bu kötü elmalar ile herkesi kendi zombimiz haline getireceğiz. Ya patron, sen de çok akıllı. Şeytanın bile bu kadar kötü fikirleri yoktur. Hahaha, bu güzel iltifatın için teşekkür ederim ortağım. Şimdi bu elmaları zorla yedirmek için ilk sokağımıza gidiyoruz. Sen kılıcını hazırla. Elmayı yememek için bize zorluk çıkartacak yarım akıllılara zorla yedireceğiz. Patron, ama bu yaptığımız kurallara aykırı ve kötü bir şey değil mi? Seni yarım akıllı. Biz zaten kötü adamlarız ve bunu yapmalıyız. Tamam patron, kızma, çenemi kapattım. Ortağım, işte ilk sokağımıza geldik. Hadi deneklere elma vermeye başlıyoruz. Kamilcim, ellerimizi şöyle foşur yıkayalım. Zaten haberlerde yeni bir virüs çıkacağı söyleniyor. Söylenene göre belki okullar tatil bile olabilirmiş. Oğlum Hayri, tatil olması, hayal etmesi bile çok güzel olan bir şey. Ama bir virüs salgını çıkmasını asla istemem. Düşünsene, bir zombi salgını çıkıyor ve tüm dünya yeşil zombiler ile doluyor. Kamilcim, bu çok korkunç olurdu. Umarım böyle bir şey başımıza gelmez. Hadi gel kahvaltı yapalım. Ben her zamanki gibi çok açım. Hayricim, ben de çok açım. Hadi gel bir dilim pizza gömelim. A few moments later. A few inches later. 6.5 hours later. 1 eternity later. 3 days later. 3 weeks later. Hadi Hayricim, dışarıya çıkalım ve Mert ve Akın'ın yanına gidelim. Tamam Kamil, hadi gel gidelim. Abi bu cheeseburgerin tadı çok güzel. Keşke her yemekte bundan yesem, tadı efsane. Akın, tabii ki de her yemekte cheeseburger yiyemezsin. Çünkü bazen sağlıklı şeyler yememiz de gerekir. Haklısın abi, bir kitapta okumuştum. Sağlıklı beslenmek insanın ömrünü 10 yıl uzatıyormuş. Bu son cheeseburgerin bundan sonra her sabah sağlıklı şeyler yiyeceğime söz veriyorum. Hey, işte doğa dostu robotum Hayri Matör burada her zamanki gibi sokakları temizliyor. Nasılsın dostum, iyi misin? Aferin sana Hayri Matör, sen olmasan sokaklarımızı kim temizleyecek? İyiyim Hayri, teşekkür ederim. Sokakları temizlemek benim için bir eğlence. Sokakları temizlemeye bayılıyorum. Peki siz nereye gidiyorsunuz? Her zamanki gibi Akın ve Mert'e mi gidiyorsunuz? Yoksa Efekan ve Mete abiye mi gidiyorsunuz? Hayri Matör, biz Akın ve Mert'e gidiyoruz. Hadi sen işlerini yapmaya devam et, sana kolay gelsin. Kamil, baksana bizimkiler koltukta oturmuş televizyon izliyorlar. Hem de Survivor'ın yeni bölümünü izliyorlar. Acaba yeni bölümde ne oldu, ben izlemedim.
istemedim. Selam arkadaşlar, nasılsınız? İyiyiz Hayri abi. Mert abimle birlikte Survivor'un yeni bölümünü izliyorduk. Hadi gelin hep birlikte izleyelim. Vallahi çok iyi olur Akıncım. Biz de yeni bölümü daha izlememiştik. Hadi hep beraber izleyelim. Merhaba dostum, gel bakalım sana bir şey diyeceğim. Buyurun efendim, bana mı seslendiniz? Yok Fil, Necati'ye seslendim şapşal çocuk. Tabii ki de sana seslendim. Sana bahçemde yetiştirdiğim yeni harika elmalarımdan bir tanesini tadına bakman için vermek istiyorum. Tamam efendim, teşekkür ederim. Ben elmayı çok severim. Aferin sana, sen çok akıllı bir çocuğa benziyorsun. Hadi al bakalım şimdi bu elmayı ye. Ha ha ha! Ortağım çocuk elmayı yediği anda zombiye dönüştü. Yeni planımız gerçekten çok iyi. Ben yeşil bir zombiyim. Ha ha ha! Kötü planımız işe yaradı. Hadi ortağım, diğer insanlara da elmamızdan bir ısırık aldırmaya gidelim. Yuppi! Patron dünyayı ele geçirince kendime yumuşacık oyuncak bir peluş kedi alacağım. Hey sen! Çabuk şu elimdeki elmayı al ve ye. Arkadaşım, daha demin bu elmayı yiyen çocuk zehirlenmişe benziyor bence. Ben bu elmayı yemesem daha doğru olur. Kapa çeneni ve çabuk elmayı ye. Yoksa senin işini bitiririz. Tamam tamam, özür dilerim. Hemen elmayı yiyorum, kızmayın. Bir kişiyi daha zombiye çevirdik. Hadi şuradaki kızı da zombiye çevirelim. Hey, uzak durun benden. Siz de kimsiniz kötü adamlar? Biz kötü ticaretiz. Al ve çabuk bu elmayı ye. Sana emrediyorum. Tamam, hemen yiyorum. Bana zarar vermeyin. Hadi gel ortağım, şehrin diğer insanlarını da zombi yapmaya gidelim. Patron kötü ticaret bir gün tüm dünyanın hakimi olacak ve bence o büyük gün bugün. Arkadaşlar, bu bölüm çok eğlenceli ve aksiyonlu geçiyor. Gerçekten bir o kadar da heyecanlı. Evet Hayri abi, benim son zamanlarda izlediğim en iyi Survivor bölümü bu bölüm. Hey arkadaşlar, bir son dakika haberi var. Çabuk haber bir kanalını açın. Sayın seyirciler, bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Şu anda şehri zombiler işgal ediyor. Uzmanlar güvenli bir yere saklanıp bu virüs bitene kadar oradan ayrılmamanız gerektiğini söylüyor. Olamaz. Zombiler buraya da gel. Olamaz çocuklar. Zombi salgını başladı ve zombiler her yerde. Şimdi biz ne yapacağız? Arkadaşlar, acilen bir şeyler yapmalıyız. Yoksa bu zombiler bizi çiğ çiğ yiyecek. Ulan ben bu zombileri kimin yaptığını tahmin edebiliyorum. Kesin bu zombileri şehirdeki tek kötü adamlar, yani bizim baş düşmanlarımız, kötü nakliyat yapmıştır. Abilerim, ben ne yapacağımızı biliyorum. Evimizde kötü günler için bir kılıç ve ok sakladığımız dolap var. Hadi oraya gidip kılıçları alalım. Bu sayede zombileri yenebiliriz. Hay aklınla bin yaşa Akıncım. Sen olmasan bizi böyle kötü günlerde kimin harika fikirleri kurtaracak? Arkadaşlar, işte dolap burası. Herkes kendisi için tüm ekipmanları alsın. O zombilere günlerini göstereceğiz. Maşallah Mert, siz de evinizde resmen bir orduya yetecek kadar cephane saklıyormuşsunuz. Evet Hayricim, bunlar şu anki gibi kötü günler için. El ele verdiğimizde, birbirimizi kolladığımızda aşamayacağımız engel var mı? Yok. Biz kimiz? Rafadan. Duyamadım. Rafadan. Efendim? Rafadan. Hey gel buraya, kaçma seni kötü zombi. Rafadan. Arkadaşlar, işte sonuncu zombinin de işini bitirdik. Ama şehir merkezinde bu zombilerden daha bir sürü var. Şimdi yapmamız gereken şey tüm zombileri teker teker temizleyip sonunda bu zombileri yapan kötü nakliyata ulaşıp onların işini bitirmek. El ele verdiğimizde, birbirimizi kolladığımızda aşamayacağımız engel var mı? Yok. Biz kimiz? Rafadan. Duyamadım. Rafadan. Efendim? Rafadan. Hadi arkadaşlar, ileri! Saldırın! Aa, vurun abilerim, vurun. Biz onlardan çok daha güçlüyüz. Saldırın! Hey Hayri, bir tanesi ayağa kalktı. İşini bitirdim Kamilcim. Arkadaşlar çok iyiyiz. Tüm zombilerin işini bitirdik. Hadi şimdi sırada kötü nakliyata bu yaptığı kötülüğü ödetmekte. Hayri Matör, hazır mısın? Ben savaşa her zaman hazırım Hayri, sormana gerek yok. Abilerim, kötü nakliyat bu filmde çok ciddiler ve önceki filmlerden daha güçlüler. Zaten her filmde öncekisinden daha güçlü oluyorlar. Onlara tüm gücümüzle saldıracağız ve Brookhaven şehrini kurtaracağız. Rafadan! Patron, şuna bak yaramaz çocuklar. Rafadan tayfa yine işimize burunlarını soktular ve buraya doğru geliyorlar. Ha ha ha! Gelsinler bakalım, arkamızda 5 tane mutant zombi var, onları yenebiliriz.
Hadi arkadaşlar saldırın. Onlara bugün unutamayacakları bir ders vereceğiz ve bir daha şehrimize bulaşamayacaklar. Arkadaşlar zombileri bana bırakın. Siz insanlarla dövüşün. İşte başlıyoruz. Yine işlerimize burnunuzu soktunuz. Bu sefer robotunuz Hayrimatör'ün işini bitireceğiz. Zombiler Hayrimatör'e saldırın. Al bunu al bunu. Her zamanki gibi biz kazanacağız. Siz hiçbir zaman kazanamazsınız. Olamaz arkadaşlar. Hayrimatör'ü kaybettik. Hayır. Siz nasıl benim çevre dostu robotum Hayrimatör'e zarar verirsiniz? Hepinizi yok edeceğim. Arkadaşlar sonunda hepsinin işini bitirdik ve şehri kurtardık. Hayrimatör'üm, biricik robotum. Kardeşim. Kamil, onu buradan götürmeliyiz. Nasıl götüreceğiz? Kamil gelin, ben onu kucağımda taşırım. Canım robotum çevre dostu Hayrimatör'ü Brookhaven mezarlığına götürmeliyiz. Vay başımıza gelenler! Hayri abi Hayrimatör'ü tekrardan çalıştırıp onu kurtarmamızın hiçbir yolu yok mu? Arkadaşlar Hayrimatör'ü bizi ve şehrimizi zombilerden kurtarmaya çalışırken kaybettik. Şu an böyle bir çözümümüz yok, maalesef onu toprağa gömeceğiz. Hadi arkadaşlar, doğa ve çevre dostu robotumuz Hayrimatör'e veda edin. Akşam oluyor, artık eve gitme zamanı geldi. Hayrimatör'ü kaybetmiş olabiliriz ama o her zaman Rafadan Tayfa'nın 5. üyesi olarak kalbimizde yaşayacak. Hayri abi hadi eve gidelim ve Hayrimatör'ü sonsuza kadar ölümsüzleştirmek için onun bir heykelini yapalım. Yavrularım, Rafadan Tayfa'nın bana ihtiyacı var. Hayrimatör'ü tekrardan canlandırmak için Basri Bey ile birlikte baklavadan oluşan bir iksir yapmalıyız. Hadi hemen bunun için Basri Bey'in yanına gideyim.